Ay benim canlarım. Halil. Bak sana banak yaptım. Dirgit yaptım, yatırtma yaptım. Afiyet olsun. Ya bütün bunları ye, ondan sonra kolesterolden, damar tıkanıklığından köt öbür tarafa git diyorsa. Aşk olsun Halil. O kadar uğraştım ben senin için. Hem hasta olan benim ya. Sen azıcık bana iyi mi davransan acaba? Evet baba ya. Üzme artık annemi. Tamam canım tamam. Şaka yaptım ben ya. Şakasında bile meymenet yok. Efendim baba ne dedin? Yok bir şey demedim bir şey demedim. Ha bir şey dedin zannettim de. İyi. Bu arada savcı da sana çok selam söyledi biliyor musun? Tabii. Seni sordu. Ben de dedim ki ya dedim Rıfat Ağa'yı bir bilseniz. Onun heybesinde neler var neler. Ne bilgiler ne masallar. Oo bir duysanız var ya dedim dudağınız uçuklar. Ben vallahi duymak isterim bunu dedi. Ben de dedim en kısa zamanda Rıfat Ağa'ya söylerim. Gelir size anlatır. İyi demiş miyim? Kapatalım şimdi bu tatsız meseleleri. Evet bence de babam haklı. Önemli olan burada birlikte olmamız, aile olmamız tekrar değil mi Halil? Tabii canım, tabii. Olmaz olur mu? Bu arada o Adnan Fuat da, o Havva denen o meczup da artık anlamıştır gerçeği. Öyle değil mi? Ya hangi yüzle beni ihbar etti bunlar? Gerçekten aklım almıyor ha. Ya bunlar ne kadar rezil, bunlar ne kadar aşağılık insanlar ya. Sen de anlamışsındır artık ha. Aileni bırakıp kimlerle ortaklık kurduğunu iyice anlamışsındır değil mi? Sen bunca zamandır seni kimin ihbar ettiğini öğrendin. Ve bana söylemiyor musun? Ne? Hepiniz Gonca'ya bir özür borçlusunuz. Hepiniz Gonca'ya bir özür borçlusunuz.